Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 27 Mayıs 1960'da Milli Birlik Komitesi adlı bir junta yapılanması Türk Silahlı Kuvvetleri adına ülke yönetimine el koymuştur. Arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koydu. Yani seçilmiş kişileri devre dışı bıraktı. Demokrat Parti üyeleri tutuklanmış, anayasa ve meclis feshedilmiştir. Tüm siyasi faaliyetler askıya alınmış. Böylece Demokrat Parti dönemi sona ermiştir. Bu bilgilerle bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? Öğrenci olaylarının darbeye giden süreci başlattı. Arkadaşlar öğrenciyle ilgili hiçbir şey söylemedim ben yukarıda okuduğum yerde. Yok. Milli Birlik Komitesi'nin ulusal iradeyi koruduğunun Ulusal irade cumhuriyet demek. Halkın yönetime katılması iradesi demek. Sen halkın seçtiği kişiyi darbeyle indirdiğine göre arkadaşım o zaman ulusal iradeyi korumuyorsun. Bu da yanlış. Tüm siyasi parti liderlerine siyaset yasağı kondu. Şu tüm kelimesini işaretliyorum. Öyle bir cümle var mı arkadaşlar? Siyaset askıya alındı deniyor. Siyasi parti liderlerine e, siyaset yasağı kondu denmiyor. Demokrat Parti döneminin demokratik olmayan bir yöntemle sona erdiğinin işte cevap budur arkadaşlar Denizli. Demokrat Parti'yi asker darbe ile indirdiğine göre demokra demokrat olmayan bir şekilde ülkeyi ele geçirmiş oluyor.